Hedefimiz Süper Lig olduğuna göre şu anda geldiğimiz nokta bizim sezon sonunda puan cetvelinde olduğumuz nokta olduğundan dolayı şu andaki geldiğimiz durumdan açıkçası memnunuz, mutluyuz. Tabii gelinen noktaya nasıl geldik onu da irdelemek lazım. Şunu tabii çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Kocaelispor yaklaşık 2009-2010 sezonu yani 13-14 yıl hatta 15 yıla varan bir hasret içerisinde. Ve bu 14 yıllık dönem içerisinde de arada sadece 2 sene önce bir sezon birincilikte kalmış takım ve orada da küme düşmüş. Dolayısıyla şunu söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Biz şu anda birinci ligin, Trendyol birinci ligin yeni takımlarından bir tanesiyiz. Yaklaşık 14 yıllık aradan sonra lige çıkmış. 2 sene önceki o bir yıllık dönemden tabii çok ciddiye ve değerlendirmek de istemiyorum. Çünkü hemen gelinip tekrar bir alt lige dönülmüş. Dolayısıyla biz yeni bir takım olmamız sebebiyle artık birinci lig için bizi şampiyonluğa oynatacak bir kadroyu bu kadar kısa süre içerisinde oluşturmamız gerekiyordu. Çok kolay bir iş değil. Birincisi tabii önemli nokta, buradaki dezavantaj ekonomik durumumuz. Oyuncu maliyetleri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun futbola olan yansımalarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçekten böyle bir kadroyu oluşturmak için elinizde ciddi ve ekonomik gücün olması gerekiyordu. Bu noktada tabii sağ olsun belediye başkanımız, valimiz ki ben buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. En önemli sponsorumuz Yıldız Entegre bu konuda bize gerçekten çok ciddi destek oldular ve aslında Süper Lig için bir kadro oluşturduk da diyebiliriz. Geldiğimiz nokta itibariyle şöyle lige baktığımız zaman bizim gibi işte şampiyonluğa yani bir üst lige çıkmak için kadro oluşturan aslında bu ligde birçok takım var. Eyüpspor'u da aslında Eyüpspor'u bir kenara koyduğumuz zaman işte Bodrum'un, Bandırma'nın, Göztepe'nin, Sakaryaspor'un, Çorum FK'nın hatırlayamadığım bir iki tane daha takım olabilir. Bunların da ciddi anlamda yatırım yapıp, hedeflerini Süper Lig olarak ortaya koyup, ona göre bir organizasyon ve yapılanma içerisinde olduklarını görüyoruz. Böyle bir yoğunluk içerisinde şu anda ligin ikinci sırasında olmak bizim adımıza gerçekten büyük bir başarı diyebilirim. 5 tane daha maçımız var. 5 tane daha çok önemli karşılaşma oynayacağız ve o karşılaşmaları da bu elimizdeki futbolcular oynayacağız. Şunu çok samimi söylüyorum, hatta biraz önce başkanla yine bu mevzuyla alakalı bazı görüşmelerimiz oldu. Ve şöyle bir fikir birliği ortaya çıkardık. Biz tabii ki devre arasında takviye yapacağız. Daha iyi bir kadro oluşturmak ve işte içinde bulunduğumuz riskleri ortadan kaldırmak için kadromuza oyuncu takviyesi yapacağız. Ama şu anda gün itibariyle bizim odağımız ve konsantrasyonumuz transfer değil. Şu anda oynayacağımız Giresunspor karşılaşması bizim en öncelikli şu anda düşündüğümüz nokta. Sonrasıyla alakalı da işte Giresun maçıyla beraber 5 tane maçtan 15 puanı nasıl alabiliriz? Devre arasında nasıl şu anda bulunduğumuz konumu koruyarak girebiliriz? Bunun arayışı ve mücadelesi içerisindesin. Kocaelispor'u sevenler
bizi destekleyenler hiç merak etmesinler. Mutlaka daha iyi bir kadroyu oluşturma adına çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve o takviyeler de yapılacaktır. Ama bugün itibariyle biraz evvel söylediğim gibi işte mevkiydi, şu bölgeydi ve böyle bir yaklaşımda bulunmadan tamamen konsantrasyonumuzu ve odağımızı Giresunspor karşılaşmasına çevirerek o maçtan nasıl 3 puan alırız? Bunun arayışı içerisindeyiz. Potansiyelli kulüplerin aslında neden bu durumda olduğunu bence irdelemek lazım. Şimdi potansiyelli kulüplerin diğer kulüplere nazaran normalde birçok avantajının olması gerekir. Fakat işte sizin ortaya koyduğunuz gerçekleri böyle masaya yatırdığımız zaman diğer takımlar da oraya gökten inmediler. Bir mücadelenin içerisinde başarı elde ederek yani işte aynı grubun içerisinde işte o potansiyelli kulüplerle işte sizin söylediğiniz gibi işte Pendik, Ümraniye işte Süper Lig'e çıktığında işte Başakşehir, Karagümrük buna benzer kulüplerin işte aynı mücadelenin içerisinde onlar bu potansiyelli dediğimiz kulüplerin önüne geçerek bir başarı oluşturmuşlar. O zaman adamlara şunu söyleyemezsin yani siz niye buraya geldiniz, niye burada mücadele ediyorsunuz diye bir yaklaşımda bulunmak bence emeğe saygısızlık olur. O yüzden bunu düşüneceğimize bence potansiyelli kulüplerin ve işte bu türlü camia olan, taraftar gücü olan ve farklı avantajlara sahip olan kulüplerin neden orada olamadığıyla alakalı bence gerçekleri ortaya koymak lazım. O yüzden bundan sonraki süreçte inşallah işte sizin söylediğiniz gibi işte Kocaelispor'du, Bursaspor'du, Eskişehir'di, Sakarya'ydı, Adanaspor'du. Yani bu gibi köklü camiaların Türk futboluna geçmişte renk katmış, Türk futbolunda önemli başarıları imza atmış camiaların tekrar aynı seviyeye ve düzeye çıkabilmeleri açısından neler yapılabilir bunu bence düşünüp organize etmek lazım. Dolayısıyla sadece işte camia olduğu için, sadece taraftarı fazla olduğu için bir takımın Süper Lig'de olmasını kimse kabul etmez. Dolayısıyla bu gerçeklerle beraber eğer ortaya ciddi anlamda bir başarı koyabiliyorsunuz ve bunu da istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorsanız zaten orada olacaksınız. Tabii genç antrenörlerimiz çok sık görev almaya başladılar. Genç antrenörlerimiz derken tabii o süreçlerden bizler de geçtik. Onların yaşlarını hatta daha erken antrenörlüğe başladık. Ben 35 yaşındayken Samsunspor'la Süper Lig'de teknik direktör olarak çalıştım. Dolayısıyla bu gibi arkadaşlarımızın ki futbol geçmişlerine baktığımız zaman tabii çok ciddi anlamda çok önemli kariyerlere sahip arkadaşlarımızın kendilerini hem akademik anlamda hem de teknik anlamda geliştirip Türk futboluna hizmet vermeleri tabii ki Türk futbolu adına çok önemli bir olay. İşte beraber aynı ligde mücadele ettiğimiz işte orada Sakaryaspor'da Tuncay var, Tuncay Hoca var, Arda Hoca, Eyüp Spor'da, Fener Taşkın bizi karşılıklı oynadık, Bandırma Spor'da yani buna benzer antrenör kardeşlerimizin, eski futbolcu antrenör kardeşlerimizin ligde olması mutlaka Türk futboluna bir değer katacaktır. Tabii bir mücadelenin içerisindeyiz. Dileğimiz tabii ki bu kardeşlerimizin işlerini doğru bir şekilde devam ettirip başarılı olmaları ve bizler de tabii onlara önlerinde doğru örnek olarak, rol model olarak eğer bir katkı sağlayabilirsek o da bizim için farklı bir mutluluk olacak. Hem kadro kalitesi ve zenginliği açısından hem de şu anda içlerinde bulundukları gelen motivasyon unsurlarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe biraz öne çıktılar ama işte iki hafta öncesine kadar belki üç hafta öncesine kadar şöyle bir yaklaşım vardı. İşte bunlar hiç puan kaybetmezler ve işte iki takımın kendi arasında oynayacağı karşılaşmalar şampiyonu belirler gibi bir yaklaşımda bulunuyordu herkes. Onun öyle olmadığını işte son iki haftada gördük. Futbol çok enteresan bir oyun. Dolayısıyla bu enteresan yapının içerisinde de
her an puan kayıpları yaşanabiliyor. O yüzden alttaki grubun da ben eğer işi bırakmadıkları takdirde üst tarafta aradaki makası kapatabileceğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta bu şampiyonluk yarışının içerisine girebilir. İşte futbol böyle, bu yüzden zaten çok ilgi çekiyor, enteresan bir oyun haline geliyor. İşte iki hafta üst üste kaybettiği zaman bir takım, alttaki de iki hafta üst üste kazandığı zaman bir bakıyorsunuz makas daralmış ve herkes farklı şeyleri konuşmaya başlayabilir. Ama söylediğinize katılıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe diğer takımlardan daha önde görünüyorlar kadro kalitesi ve zenginliği açısından. Tabii bu çok hoş bir durum değil bence. Futboldaki rekabet ortamının ve futboldaki ilginin daha üst seviyeye çıkması açısından hani şampiyonluk yarışının da 5-6 takım arasında geçmesi bence rekabeti arttıracak ve dolayısıyla Türk futboluna bir kalite olarak dönüş sağlayacaktır. Rıza Hoca tabii benim oynadığım dönem biz beraber oynadık. Bizim kaptanlığımızı yaptı. Orada abiliğimizi de yaptı. Kendisi Türk futbolunda çok önemli başarılara imza atmış. Çok değerli bir insan ve değerli bir teknik adam. Ve çok da iyi bir Beşiktaşlı. Tabii ona böyle bir durumda bir teklif yapıldığı zaman o ne süreyle alakalı ne de maddiyatla alakalı muhtemelen hiçbir şart ortaya koymamıştır. Beşiktaşlılığın gereğini yapmıştır. Sonrası zaten camianın, gelen başkanın ve işte sonrasında olayın muhataplarının değerlendireceği bir olaydır. Orayı artık hep beraber göreceğiz. Montella tabii Türk futbolunda daha evvel görev yapmış. Adana Demirspor'da iyi bir dönem geçirmiş. Türk futbolunda yani iyi kötü bilen bir teknik adam. İyi bir başlangıç oldu Montella'yla. Yani hepimizin arzuladığı işte Avrupa Şampiyonası için gerekli puanlar alındı ve önemli bir başarı elde edildi. Şimdi şöyle filmi geriye sarıyorum ben. Kuntz'un, ki benim takım arkadaşım Kuntz, Kuntz'un geldiği ilk dönemi de hatırladığım zaman yani orada da buna benzer bir çıkış yaşanmıştı Türk futbolunda. Tabii bizim aslında farklı değerlendirmemiz gereken nokta Türk futbolunda değerlendirme anlayışının ve kültürünün bence yeniden ele alınmasıyla alakalı. Şimdi bir teknik adamı getiriyoruz. İyi bir başlangıç. Belki bundan sonra iki maç, Allah göstermesin yani bunu istemiyoruz ama iki maç kötü gidebilir. Ve orada bizim nasıl tepki vereceğimiz ve bugün söylediklerimiz ve ortaya koyduğumuz yaptığımız metiyelerin tam tersine farklı bir söylemde bulunacağız mı, bulunmayacağız mı? Yoksa o teknik adamın arkasında durup futbolda devamlılığın ve istikrarın başarıyı getiren en önemli faktör olabileceğini de düşünerek Montella'ya da desteğimiz devam edecek mi? Burayı bence iyi düşünmek ve değerlendirmek lazım. Yoksa yani Türk futbolunun bence hem başkanlar ve yöneticiler düzeyinde, hem teknik adamlar düzeyinde, hem de futbolcular düzeyindeki en önemli eksiği ve geçmişte yapılan en büyük hata devamsızlık ve istikrarsızlıktır. Peki, önüne geçebilirsek bence birçok şeyi sıkıntıyı da ortadan kaldırır. Tabii Türk futbolunun son dönemde maalesef çok ciddi anlamda bir kaos ve kargaşa içerisinde olduğunu görüyoruz. Eğer Türk futbolunun marka değerini biz tekrar yukarıya çıkarmak istiyorsak, futbolun içindeki paydaşların birbirine saygı ve birbirinin emeğini göz ardı etmeme gibi çok önemli bir insani noktada bence birleşmesi gerekiyor. Özellikle hakemlerimizin rahat bırakılması ve onların işlerini daha rahat yapabilmeleri açısından da baskı, üzerlerindeki baskıyı bence biraz almamız gerekiyor. Yoksa iş ciddi anlamda bir çıkmazın içerisine giriyor. Yine söylüyorum, herkes birbirine, birbirinin emeğine saygı göstermelidir.